Bu videoda size ozon adı verilen molekülden bahsedeceğim arkadaşlar. Ozon bu şekilde bağ yapan 3 oksijenden meydana gelir ve O3 olarak da gösterilir. Kesikli çizgiler çift bağın zaman zaman bu tarafta, zaman zaman da bu tarafta olduğu anlamına geliyor ki bunun moleküler yapılardaki ya da bağlardaki rezonans olduğunu da düşünebiliriz. Ozonun üstlendiği ilginç roller var. Kendisi bizi hem koruyan hem de zarar veren bir molekül. Bunun nasıl mümkün olduğunu anlayabilmek için size atmosfere ait bir diyagram göstermek istiyorum. Bu arada bu diyagrama ozonla alakasından bağımsız olarak kimi bu video ile alakalı kimi ise alakasız farklı ilginç bilgiler içerdiği için de göz atmanızı öneririm. Mesela burada yüksekliğe bağlı olarak sıcaklıkların nasıl değiştiğini görüyoruz. Atmosferin ana katmanlarının isimleri Everest Dağı'na ve bulutlara göre bulundukları yükseklikler. Burada da troposfer var. Troposferin üzerinde de stratosfer. Stratosferin içinde ozon tabakası adını verdiğimiz bir oluşum var. Ozon tabakası yeryüzünün 16 ila 32 kilometre yukarısında yer alıyor. Atmosferin bu kısmında yer alan ozon bizi koruyan ozon. Peki bizi nasıl koruyor? 150 milyon kilometre uzağımızda olan ve dostumuz olarak nitelendirdiğimiz Güneş olmasaydı dünya üzerinde yaşam olmazdı. Gezegenimizdeki enerjinin çok büyük bir bölümü Güneş sayesinde elde ettiğimiz enerji. Ancak Güneş'ten gelen UV frekansları eğer bir miktar önlenmez ya da hafifletilmezse zararlı olabilir. Bu frekanslar o kadar büyük enerjiler barındırıyor ki moleküllere ve özellikle de DNA'mıza hasar verebilir. DNA mutasyona uğramaya başladığında ise kanser gibi durumlara davetiye çıkarmış oluruz. Biz insanların hatta organizmaların çok büyük çoğunluğunun zarar görmeden maruz kalabileceği UV miktarı belli bir seviyededir. Eğer ozon tabakası olmasaydı UV ışınlarının büyük bir bölümü doğrudan bize ulaşırdı. Atmosferin bazı tabakaları bu ışınların bir kısmını soğururdu tabii ama bu işi en iyi şekilde yapan molekül ozondur. Eğer üzerimizdeki ozon tabakası olmasaydı, çok daha fazla UV ışınına maruz kalacağımız için kanser vakalarında çok büyük bir artış olurdu. Bu noktada aklınıza ozon tabakasının nasıl oluştuğu sorusu gelmiş olabilir. Ne de olsa oksijeni bu formda görmeye çok da alışık değiliz öyle değil mi? Atmosferdeki oksijenin büyük bir kısmı iki oksijen atomundan oluşan moleküler oksijen yani O2 formunda bulunur. O2'yi de bu şekilde çizeyim. Bizi UV ışınlarından koruyan ozonun oluşumuna UV ışınlarının katkısı olduğunu hemen söylemek istiyorum. UV'nin bulunduğu bir ortamda moleküler oksijen bozunup ozon olarak yeniden oluşabiliyor. Bu tabakada çok fazla UV ışınının olması ve stratosfere yükselmiş oksijenle tepkimeye girmesi sonucu bir kısmı ozon tabakasını oluşturuyor. Ozon son derece reaktiftir, biraz da hassastır. Yarı ömrü de çok kısadır. U2'den çok daha az istikrarlı olduğu için atmosferde sürekli olarak yenilenmesi gerekir. Bu noktada insanların ürettiği bazı kimyasallardan, özellikle de kloroflorokarbonlardan bahsetmek istiyorum. Bu arada kloroflorokarbonların hidrokarbonlar olduklarını, yani bunların bir sürü karbon ve hidrojenin bir araya gelmesinden oluştuğunu düşünebilirsiniz. Ek olarak bir de klor ve flor içerirler. Bu moleküller endüstriyel tesislerde üretilirler. Örneğin eskiden bazı spreylerin içinde e, klorofluorokarbonlar bulunurdu. Klorofluorokarbonlar ozon tabakasının incelmesine sebep olur. Sprey şişelerinden çıkıp buraya gelirler, ozonla tepkimeye girerek ozon miktarını azaltırlar ve bu hiç ama hiç iyi bir şey değildir. Ozonun azalması ya da ozon tabakasının delinmesi hepimiz için kanser riski anlamına gelir. Şu ana kadar stratosferdeki ozondan bahsettik ancak ozonun atmosferin daha alt tabakalarında yani bizim de içinde bulunduğumuz troposferde oluştuğunu da biliyoruz. Ancak ozonun buraya inmesi iyi bir şey değil. Ozonun troposferde neden oluştuğunu anlamak için de bu oluşumda insanlar olarak nasıl bir rol oynadığımızı incelemek gerekir. Uçucu organik bileşenler ki bunların kolaylıkla buharlaşan organik bileşenler olduklarını düşünebiliriz. Evet bunlar doğal yollarla oluşurlar. Arabalardan çıkan egzoz gazları, kömürlü, kömürlü santrallerden çıkan azot oksitler ve UV ışınlarıyla karıştıklarında atmosferin alt tabakasında ozon oluşumuna yol açarlar. Ozonun son derece reaktif olduğunu söylemiştim. Canlı dokulara ve solunum sistemimize hasar verebileceğinden ozon bize eşlik etmesini istemediğimiz bir gazdır. Bu da ozonun neden atmosferin üst tabakalarında koruyucu, alt tabakalarında ise zararlı olduğunu açıklıyor. Diyerek bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Ozonun ne olduğunu artık biliyorsunuz. Ozon, belirli bir yerde koruyucu iken başka bir yerde son derece zararlı olabilen bir gazdır. Bir taraftan bizi UV ışınlarından korurken, bir taraftan da UV ışınlarının oluşmasına katkıda bulunur.